Dünya Kulağınızda sloganıyla yola çıkan en küresel podcast ağındasınız. Herkese merhabalar, ben Adem Yılmaz. Bugün 22 Ağustos 2020. İran Podcast 6. yayınına hoş geldiniz. Bugünkü yayın konumuz, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından İran'dan gelen tepkiler üzerine olacak. Bilindiği üzere iki ülke arasında imzalanan anlaşma sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'nın bazı kısımlarındaki ilhak planını askıya aldığını duyurmuştu. Sonrasında iki ülke arasında yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, sağlık, çevre ve benzeri ikili anlaşmalar yapılacağı bildirilmişti. Bu anlaşmanın ilan edilmesinden sonra İran'dan çeşitli tepkiler geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri için İsrail sömürgesi altındaki topraklar benzetmesi yapılırken anlaşmaya yönelik tarihi ahmaklık ve utanç anlaşması ifadeleri kullanıldı. Ayrıca bu anlaşmanın İsrail'in yok oluşunu hızlandıracağı iddia edildi. Körfez'de İran'ın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü gelişmeden Birleşik Arap Emirlikleri'nin sorumlu tutulacağını açıklayan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri, İran'ın bundan sonra emirliklere yönelik yaklaşımının değişeceğini söyledi. Söz konusu anlaşmayı da büyük bir felaket olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise söz konusu anlaşma için stratejik ahmaklık benzetmesinde bulunuldu. Ayrıca bu anlaşma ile birlikte direniş ekseninin bölgede daha çok güçleneceği vurgulandı. Öte yandan 15 Ağustos'ta bakanlarla görüşme gerçekleştiren Hasan Rouhani iki ülke arasındaki anlaşmaya değindi bu toplantıda. Yapmış olduğu açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri yöneticilerinin bu adımlarıyla birlikte İslam dünyasına, Arap milletine, Filistin halkına, Filistin davasına ihanet ettiğini, Washington'daki bizatın daha fazla oy alması için böyle bir ihanet yapmaya değer miydi açıklamasında bulundu. Arap Emirlikleri yöneticilerinin bu hatadan dönmelerini ümit ettiğini söyledi Rouhani ve İsrail'in bölgeye çekilmesi halinde ise muamelelerinin, davranışlarının değişeceğine dair uyarılarda bulundu. Mevcut anlaşma İran medyasında da gündem oldu. İran devrim lideri Ayetullah Hamenei'nin basın temsilcisi olan Hüseyin Şeriat Medarı'nın yönettiği muhafazakar yaklaşımıyla bilinen Kayhan gazetesinde çıkan makalede Birleşik Arap Emirlikleri'nin direniş cephesi için meşru ve kolay bir hedef olduğu söylenildi. Ayrıca bu anlaşmanın tek bir sonucu varsa o da küçük ve zengin bir ülke olan Arap Emirlikleri'nin bundan sonra güvenliğe son derece ihtiyaç duyacak olmasıdır ifadeleri yer aldı. Söz konusu anlaşma sonrası İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'nde elçilik açabilir. İki ülke arasında doğrudan uçuşlar başlayabilir ve sivil alanlarda çeşitli anlaşmalar yapılabilir. Fakat Tahran hükümetinden gelen açıklamalar sonrası İran'ın söz konusu anlaşmaya yönelik en büyük kaygısının askeri tehdit olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bu anlaşmayla birlikte örneğin iki ülke Basra Körfezi'nde ortak askeri tatbikat düzenleyebilir. Arap Emirlikleri İsrail'den silah satın alabilir. Hatta bu anlaşma sonrası gündeme gelen iddialardan birisi de Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'den demir kubbe füze savunma sistemini almak istediğiydi. Tahran'ı kaygılandıran bir diğer önemli gelişme ise diğer Körfez ülkelerinin de benzer şekilde İsrail ile olan ilişkilerini normalleştirmesidir. Keza söz konusu anlaşmadan sonra Umman ve Bahreyn gibi ülkelerin de Birleşik Arap Emirlikleri'ni takip edeceği söylenmişti. Dikkat çekici bir makaleden de söz etmek istiyorum. Tahran Belediyesi'ne bağlı Hemşehri Gazetesi'nde Ürdünlü Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hasan Berari'nin bir yazısı yayınlanmıştı. Bu yazıda Birleşik Arap Emirlikleri'ni İsrail'e yakınlaştıran faktörün İran tehdidi olmadığını, buna en büyük delilinde Arap Emirlikleri ile İran arasında yıllık 14 milyar doları aşan ticaret hacminin olduğunu söylüyor. Berari'ye göre Birleşik Arap Emirlikleri ideolojik anlamda iki ana konuda aynı çizgide olduğu için bölgede İsrail'e ihtiyaç duyuyor. Bunlardan birincisi siyasal İslam'a özellikle Müslüman kardeşleri olan iki ülkenin düşmanlığı. İkincisi ise Mısır'da Sisi ve Libya'da Halife Hafter gibi askeri darbe rejimlerinin iki ülke tarafından desteklenmesidir. İranlı yetkililerin yapmış olduğu açıklamalar içerisinde farklı bir
yerde konumlandıracağımız isim. İran eski meclis başkan yardımcısı Ali Mutahhari'nin bir açıklaması var. Kendisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile olan ilişkilerini normalleştirmesinde İran'ın da kusurlu olduğunu, İran'ın Arapları korkuttuğu için Arap ülkelerinin İsrail'e gittiğini, bunun bir örneğinin de Suudi Arabistan elçiliğinin ateşe verilmesini göstermiş. Geçtiğimiz yıllarda Tahran'daki Suudi Arabistan elçiliği ve Meşhed'deki konsolosluğu çeşitli aşırı gruplarca yakılmıştı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan Rouhani'nin söz konusu anlaşmaya yönelik yapmış olduğu açıklamaya dair bir yazı yayınlandı. Rouhani'nin sözleri için bölgedeki istikrarı tehlikeye atan kışkırtıcı sözler ifadesi kullanıldı. Yine Rouhani'nin yapmış olduğu açıklama sonrası Abu Dhabi'deki İran Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İki ülke arasında imzalanan anlaşmanın özellikle İran için ne gibi sonuçlar doğuracağını önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.